Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, meal hatalarını göstermeye başladığımdan beri videoların hakikaten önemi azaldı. Meallerdeki çeviri hataları gördüğüm kadarıyla bir tık öne geçti. Yani insanlar mealdeki hatalara daha fazla ilgi gösterdi. Yorumlar videodan daha çok, farkındaysanız, meal hatalarıyla ilgili gelmeye başladı. Hakikaten bunlar ciddi hatalar. Ben de bu ciddi hataların farkına varınca sizlerle paylaşmak istedim. Neticede şunu da bilmenizi istiyorum. İki meal veriyorum. Birisi benim zannım doğru olduğunu düşündüğüm ve sebeplerini anlattığım meal. Diğeri de yine Arapça bilen, eğitimini almış, bu işe yıllarını vermiş insanların mealleri. Eğer siz tercih konusunda diğer mealleri seçiyorsanız bu sizin takdirinizdir. Hiç kimse kendi anladığına mutlak doğru diyemez. Ben de dahil. Benim anladığım mutlak doğrudur demiyorum. Benim anladığım bu. Sebebi de bu diyorum. Sebepleriyle veriyorum. Delilleri veriyorum, gerekçeleri veriyorum ve düşünmeye davet ediyorum. Karşımızda bir sürü meal var ve bu Türkçenin problemi değil dostlar. Araplar için de böyle. Farklı farklı Araplar farklı farklı anlıyorlar. Her Arap aynı anlamıyor. Onun için mealdeki farklı anlamayı ya da çeviri hatalarını lütfen şey olarak düşünmeyin. Türkçeden kaynaklanan bir problem olarak düşünmeyin. Bütün mealleri yazanlar Arapçası çok iyi insanlar. Kendisine güveniyor. O Arapçam var benim diyor ve bir meal yazıyor. Ve bunun neticesinde önümüze bir tercih hakkı doğuyor. Arapça bilmeyenler için. Acaba hangisi doğrudur? İşte burada düşünmeniz gereken dostlar, kelimenin manası konu içinde, cümle içinde ne manaya geliyor? Burada ahlaklı, erdemli bir hayat ve hakikaten iyi niyet çok önemli. Şimdi mesela ben size desem ki, dostlar benim yanıma gelirken bir tane minik serçe, bir tane doğan, bir tane de kartal getirin desem, siz ne anlarsınız? Birer tane araba mı getirirsiniz? Yoksa İsmi Serçe, Doğan, Kartal olan üç arkadaşınızı mı getirirsiniz? Hangisini yaparsınız? Ben söyleyeyim mi? Üç tane hayvan götürürüm. Serçe, Doğan, Kartal getir diyorsa bir tane Serçe, bir tane Doğan, bir tane Kartal götürürsün. Bu da bir ihtimal. Ama seçeneği verirken ben hile yapıyorum. Diyorum ki araba mı götürürsün, insan mı götürürsün diyorum. Halbuki üçüncü bir mana daha var. Bizzat o hayvanlar olabilir. Şahin, Doğan, Kartal olabilir. Şahin, Doğan, Kartal yerine üç tane arkadaşın olabilir. Adı Şahin, adı Doğan, adı Kartal olan üç arkadaşın olabilir. Ya da üç tane araba olabilir. Tofaş'tan çıkma. Bizim Hacı Murat dediğimiz var ya, hacca gitmiş Murat değil o. 1972 yılında yapımı başlanan araba. Gördüğünüz gibi hayvanı mı kastettim, arabayı mı kastettim, insanı mı kastettim? Cümle içinde, pasaj içinde belli olur. Onun için burada iyi niyet hakikaten önemli. Fakat benim genelde size anlatmak istediğim yapılan hatalar, bakın manada değil, işlemde, uygulamada yapılan hatalar. Bu çok önemli dostlar. Yani bunu nasıl yapıyorlar bu adamlar? Bu adamlar bu hataları nasıl yapıyorlar? Olmayan bir kelimeyi nasıl koyuyor? Ve bu da nasıl ısrar ediyorlar? Evet, bugünkü hatalı meal çevirisine aldığım örnek Arap kelimesi. Kur'an'da Arap kelimesinin geçtiği yerler var. Arap ırkı için, Araplar için geçen yerler var. Şimdi oraya göz göre göre Bedevi Araplar yazanlar var. Bedevi Arap. Şimdi ben bu Bedevi Arapları okuduğum zaman dostlar bir müddet önce ya dedim neden dedim Bedevi Arap'a hakaret ediliyor?
Yani şöyle yazsaydı ne hissederdik? Dostlar bu çok önemli. Türkler üstün bir ırktır. Yörük Türkler münafıktır. Yörük Türkler işte emaneti ihanet eder. Yörük Türklere güvenmeyin. Yörük Türk'ün ne suçu var? Neden Yörük Türklere hakaret edin? Türklerin Yörükleri de var. Şimdi Bedevi Arap'a hakareti insanlar normalleştirmişler. Niye? Çölde yaşayan Arap. Çölde yaşıyor diye hakaret etmek zorundayız. Eleştirmek zorundayız. Ama hakikaten ayet Bedevi Arap diyorsa ki Bedevi Arap yazan ayet de var. O zaman haklısın. Ama sadece Arap yazıyor kardeşim. Peki sadece Arap yazan yere niçin sadece Arap olarak devam edemiyorlar biliyor musunuz dostlar? Cesaret edemiyorlar. Yürekleri yemiyor. Kolay değil. Doğru çeviren var. Zaten doğru çeviriyle kendim mutmain oldum. İçim rahatladı. Doğru çeviriyi görünce. Allah ırkçılık mı yapıyor? Yörük Türkler deyince ırkçılık olmayacak. Araplar deyince ya da sadece Türkler deyince ırkçılık mı olacak? Dostlar, bizim Müslim olarak görevimiz ayet neyse onu okumak, onu düşünmek. Ayet neyi söylüyorsa onu düşünmemiz lazım. Onun için ilave etmeye gerek yok, çıkartmaya gerek yok. Allah Araplara hakaret ediyorsa hakaret ediyor. Eleştiriyorsa eleştiriyor. Sen Arapları kurtarıp oraya Bedevi Arap yazamazsın kardeşim. Niye? Orada Bedevi yok. Kur'an'da Bedevi var ama Arap'ı eleştiren ayette Bedevi yok kardeşim. Neden korkuyorsun ki? Araplar mı kızacaksın? Ya da Araplardan kes, kopyala, yapıştır yaptığın için mi Araplar kendilerini kurtarmak için böyle bir şey yapmış? Halep oradaysa arşın burada. Buyurun. Şuradan bakın. Güzelce. Buyurun kendi gözünüzle görün. Şöyle biraz daha çekeyim. Bakın. Hadi gelin. Şimdi internete yazıyorsunuz. Tövbe suresi 97. ayet. Önünüze çıkıyor. Bu kadar basit. Bunları ben yapmıyorum. Şimdi yukarıdaki meali okuyoruz. Önce Türkçesini. Bedevi Araplar virgül küfür ve nifakta daha katıdırlar. Peki aşağı iniyoruz. Bakın kelime kelime. Araplar görüyor musunuz? Daha yamandır küfürde ve ikiyüzlüdürler. İkiyüzlülükte ve küfürde daha ileridirler diyor. Bakın kelime kelime kelime. Peki dostlar bakın şurada görüyorsunuz. Tek tek kelime kelime karşılığı. Bedevi nerede kardeşim? Araplar daha kötüdür diyor. Küfürde daha ileri gitmiştir diyor. İşte burada. Sen buraya Bedevi nasıl koyuyorsun kardeşim? Nasıl yerleştiriyorsun oraya Bedevi? Allah bunu Araplara söylüyor. Neden sen kibarlaştırmaya çalışıyorsun? Kurtarmaya çalışıyorsun. Niye? Resul Arap onun için mi? Her milletin istisnası vardır kardeşim. Arapların içinde tabii ki erdemli, ahlaklı, harika insanlar vardır. Bizden kat kat daha iyi insanlar vardır. Ama Allah burada Arap'a bunu söylüyorsa Arap böyledir diyeceksin. Bedevi'yi oraya yapıştırmayacaksın. Şimdi yapıştırılmış hali zaten ayet. Bunu istediğiniz gibi yavaş yavaş okuyun ya da ben bir kere okuyayım dostlar. Hatalı çeviri. Bak bunu El Arabu diyor. Bak El Arabu Latin alfabesiyle. El Arabu. Onu bizimkiler Bedevi Araplar diye çevirmişler. Niye çeviriyorlarsa işte zaten konumuz o. Bedevi Araplar küfür ve nifakta daha katıdırlar. Allah'ın Resulüne indirdiği sınırları tanımamaya daha yakındırlar. Allah her şeyi bilendir. En iyi hüküm verendir. Kardeşim Allah her şeyi bilendir. En iyi hüküm verendir. Sen niye Arap'ı kurtarmaya çalışıyorsun? Şimdi gelelim ikinci ayete. Bu söylediğimizi onaylayan ayeti gösteriyorum. Buyurun. Bakın burada Bedeviler yani Badüne fil Arabi. Buradaki Badüne Bedevi'nin çoğulu. Bedevi tek, Bedeviler. Badüne fil Arabi. Bakın
Şimdi buradaki tabi yaptıkları o hile burada patlıyor. Şimdi sen oradaki Arap'ı, oradaki Arap'ı, yani bir önceki ayetteki Arap'ı, sen Bedevi Araplar diye iki kelimeyi çıkartınca önüne Bedevi Araplar geldi. Ahzab 20 dostlar. Burası Ahzab suresi 20. ayet. Şimdi buradaki Bedevi Arapları çevirirken iki kere yazabiliyor musun? Açıklamaya Bedevi Bedevi yazabiliyor musun? Arapları orada Bedevi diye çevirdin. E burada zaten Bedevi var. Ne olacak şimdi? İşte dostlar, düşünmenin insana kattığı budur. Bu adamların meal düşman olmasının sebebi bu. Meal okursanız bunları göreceksiniz. Er ya da geç göreceksiniz. Yeter ki özel hayatınızda güzel işler yapın. Yolda kalmışa yardım edin. İnfak edin. Cömert olun. Mutlaka bunların farkına varacaksınız. Ne olacak şimdi? Bakın şimdi gelin meali okuyalım. Önce Gürpınar'dan okuyalım. Sanırlar ki düşman bölükleri gitmedi ve o bölükler bir daha gelseler isterler ki çöllerde Bedevilerin aralarında bulunsunlar da size ait haberleri soruştursunlar. Ve zaten sizin içinizde de olsalar pek az savaşacaktır onlar. Arap ne oldu? Arap gitti. Arap gitti, sadece Bedevisi kaldı. Bakın birinci ayette sadece Arap var. Bakın şurada sadece Arap var. Buradaki sadece Arap'ı Bedevi Araplar diye çeviriyor. Öteki tarafta Bedevi Arap yan yana var ama buradaki Arap'ı saklıyor. Ne kadar ilginç değil mi dostlar? Neden? Çünkü ikisinde de Araplara hakaret var. Yani Allah'ın bir eleştirisi var. Yanlış yaptıklarını söylemesi var. Kınaması var. Bizimkiler de bunu hazmedemiyorlar. Oradaki Arap'ı çöldeki Bedevi Arap olarak çeviriyorlar. O işte Medine'deki Arap değil. O Mekke'deki Arap değil. O çöldeki vahşi Arap manasında Arapları kurtarmaya çalışıyorlar. Bu o doğru bir şey mi? Ayette yok. Yani birisi size dese ki, en başta verdiğim örneği tekrar edeyim. Türkler çok soylu, asaletli bir ırktır. Yörük Türkleri boş ver. Yörük Türkler şöyledir, böyledir. Şimdi oldu mu? Oldu mu yani? Bakın, şimdi çok güzel örnekler vereceğim. Harika örnekler var. Neden? Çünkü Allah aynı ikazı şehirlilere de yapıyor. Bakın. Müthiş bir şey dostlar. Buyurun. Tövbe 101. Burası bakın çok güzel bir ayet. Tövbe 101'de bakın yine burada minel arabi. Gördünüz mü bak? Burada Arap'ı gördünüz. Araplar. Araplara. Araplar. Peki nasıl çevirmiş bizimkiler? Çevrenizdeki Bedeviler arasında münafıklar var. Ya Bedevi yazmıyor. Bedevi öteki ayette yazıyordu. Bakın şurada Bedevi yazıyor. Bedeviler. Bakın dostlar. Şu Ba'dune Bedeviler demek. Ba'dune Bedeviler. Ama burada sadece Arap diyor. Bak. Minel Arabi. O Araplar. Onlar. Araplar. Ve buradaki münafıklara Allah sadece Araplar diyor. Ama bilinç altında şey var, bir tırsma var, bir çekinme var. Devam edelim. Bakın, çevrenizdeki o Bedeviler arasında münafıklar var. Bitmiyor. Medine ahalisi içinde de münafıkta uzmanlaşmış. Bakın, aynı Araplar var ya, bak şu Arap, ayetin orijinali. Çevrenizde de Medine'nin içinde de Arap münafıklar var. Müthiş bir şey. Biz bildirmediğimiz takdirde sen onları bilemezsin. Onların tamamını ve de ne derece münafık olduklarını ancak biz biliriz. Onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da çok daha büyük bir azaba itileceklerdir.
Allah bunu, kusura bakmayın, Araplara söylüyor. Oraya Bedevi'yi yapıştıramazsınız. Bedevi'nin olduğu ayetler var. Eğer Bedevi Arap diye bir ayet olmasaydı, Bedevi Araplar diye bir ayet olmasaydı, kendinize bir kılıf bulabilirdiniz. Ama bulamazsınız. Devam edelim. Bir tane daha bakın. Bu da çok güzel. Bu da Tövbe 120. Bakın. Minel Arabi. Altını çizdim. Şey yok. Bedevi falan yok. Araplar. Ve bunlar Medine halkı. Bakın. Medine halkı ve çevresindeki Bedevilerin Allah'tan korkmazlar. Tabi medeni meğer düşman olursunuz. Meğer tabi işinize geldiniz. Meğer tabi ki işinize geldiniz. Bir de işin ilginç tarafı. Bu Türkçe meğer, buraya Bedevi yazıyorlar. Bedevi zaten Arapça. Ama orijinalinde Bedevi yok. Orijinali Arap. Sen her Arap gördüğün yere neden Bedevi yazıyorsun? Neden Bedevi yazıyorsun? Amacın ne? Ben söyleyeyim amacını. İltifat edilen yerde Arap bırakıyorlar. Eleştirilen yerde, Allah'ın eleştirdiği, Allah'ın hakaret ettiği yerde Arap'ı Bedevi'ye çeviriyorlar. Bu kadar basit. Medine halkının ve çevresindeki Bedeviler, savaşta Resulullah'tan geri kalmaları ve ona gereken ihtimamı göstermeyip kendi canlarının ve başlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Zira onlar ne zaman Allah yolunda herhangi bir susuzluğa, yorgunluğa ve açlığa düçar kalsalar kafirleri öfkelendirecek biçimde diye ayet devam ediyor. Resulü savaştayken yarı yolda bırakan Araplar. Oraya Bedevi diyemezsiniz. Devam ediyoruz. Bakın daha ayetler var. Ve hepsi de birbirinden güzel ayet. İşte dostlar gördüğünüz gibi hileleri görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi çeviri hileleri. Minel Arabi aşağıya Bedevi. Ya devam edelim. Bakın bu da çok güzel. Hucurat suresi 14. ayet bu dostlar. Hucurat 14. Bak. Katil Rabu Amenna. Neyse şuradan okuyalım. Bedeviler. Bakın. Bedeviler inandık dediler. De ki inanmadınız. Ve fakat Müslüman olduk deyin. Ve inanç henüz gönüllerinize girmedi. Sizin ve Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz yaptığınız iyiliklerin sevabından hiçbir şey eksilmez. Şüphe yok ki Allah suçları örter, rahimdir. Dostlar bakın, buradaki Arap'ı görüyorsunuz değil mi? Bak şurada Arap. Bak burada Arap'ı görüyorsunuz. Haletil Arabu. Buradaki Araplar diyor. Araplar inandık dediler. De ki inanmadınız. Yalan söylüyorlar. Onlar inandık diyorlar. Resulün etrafındalar bu Araplar. Ama Allah diyor ki de ki inanmadınız. Bari Müslüman olduk deyin, gayret gösterin, çaba sarf edin diyor. Belki Allah bağışlar. Şimdi buradaki yine Arabı, Kaletil Arabı'yı burada Bedevilere çeviriyorlar dostlar. Şimdi dediğimi anlatabilmek için bir de örnek meal göstereyim size. İnşallah önümüzdeki baskıda İshak abiyle konuşacağım. İshak abi Bedevi'yi Arap'a inşallah çevirir. Daha henüz kendisiyle görüşmedim. Doğru çevirim Ali Rıza Safa'dan. Bakın bu Hucurat 14. Araplar inandık dediler. Şuradan kaldırayım da rahat okuyayım. Araplar inandık dediler. De ki inanmadınız. Teslim olduk değil. Çünkü daha yüreklerinize inanç girmiş değil. Allah'a ve onun elçisine bağlı kalırsanız yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Kuşkusuz Allah sınırsız bağışlayandır, merhametlidir. Yine Ali Rıza Safa'dan diğer ayeti göstereyim dostlar. Yine
bedevi olarak çevirdikleri. Tövbe 97. Araplar nankörlük ve ikiyüzlülükte en aşırı olanlardır. Allah'ın elçisine indirdiği öğretinin sınırlarını tanımlamamaya en yatkın olanlardır. Çünkü Allah bilendir, bilgedir ve adaletle yönetendir. Ali Rıza Safa abimize de teşekkür ediyorum. Gördünüz mü dostlar? Şimdi size bedevi diye yıllardır meallerde ya da sohbetlerde kekliyorlar. Oralarda bedevi yazmıyor dostlar. Oralarda Araplar yazıyor. Araplar yazıyor. Ve istisnalar kaideleri bozmaz. Rasullerin Arap olması bir şey değiştirmez. Dürüst olan kendi milleti içinde olsa doğruyu söylemek zorundadır. Kendi milletini temize çıkartmaya, aka çıkartmaya hiç kimse kalkmaz. Hiç kimse doğmadan önce kendi milletini seçemez. Hiç kimse sipariş veremez. Ben İngiliz doğacağım, ben Türk doğacağım, ben İranlı doğacağım, kimse sipariş veremez. Ama nedense insanlar doğduktan sonra kendi milletleri konusunda fanatikleşiyorlar. Halbuki hiç kimse onu sormadı. Kendisi de seçmedi. Seçemedi, müdahil olamadığı bir konuda övülmek cahilliktir. Sevebilirsin. Övülmek başka bir şey. Sev. Övülmek nedir ya? En üstün biziz. Bu nasıl bir laf ya? Ne yapabildin? Bunu küçültebiliriz. Mesela işte benim oflu arkadaşlarım var, ofluyum diye övünüyor. Sivaslı arkadaşlarım var, Sivaslıyım diye övünüyor. Oflu olmak için ne yaptın? Sivaslı olmak için ne yaptın? Ya da adamın 5 tane oğlu var, benim 5 tane oğlum var diye adam övünüyor. Doğumhanenin önünde tur atarken elini ovuşturuyorsun, zerre müdahalen yok, sadece bekliyorsun. Doğduktan sonra başlıyorsun övünmeye. İnsan müdahil olmadığı konuda övünmez. Müdahalen yok. Bir şeye müdahalen olur, kendine pay çıkartabilirsin. Evet dostlar, şimdi videomuza geçelim. Videomuzda da bizim meşhur hocalarımızdan bir hocamız var. Mutlaka seyretmişsindir. Bu arada çok moda bir video. Resul'ün sünnetini fotokopi makinesine benzetiyor. Ne kadar güzel değil mi? Bir gün bir fotokopi makinesinin servisi geliyor ve oradan Vikingli çocuk gibi böyle yapan Vikingli çocuk var ya, ampul yanıyor hocamızın tepesinde. İşte diyor, sünnet de diyor böyle bir şey diyor. Buyurun önce hep beraber bir dinleyelim. Ondan sonra yorumumuzu yapalım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Bir defasında böyle büyük bir fotokopi makinesi almış bir arkadaşımız. Baktım böyle dolduruyor, boşaltıyor, düğmelere basıyor, çıkartıyor, takır takır sesler böyle. Ya ne ara sen bunu öğrendin dedim. Hocam dedi, bu öyle küçük makineler gibi el kılavuzundan öğrenilecek şey değil. Bunu satan adam dedi, beraberinde bunun öğreticisini de gönderiyor. Hmm. Adam geliyor, kurulumunu bize bunu yapıyor ve bize buradan koyacaksınız, buradan çıkaracaksınız, buradan şu düğmeye böyle basacaksınız. Görerek öğreniyoruz, o yüzden kısa zamanda kaptık işi dedi. Onu düşününce dedim ki Allah Azze ve Celle de bize dinini öğretmiş. Peki nasıl öğretmiş? Allah kitabı indirdiği gibi Resulü de göndermiş. Kur'an'da bu iki tabir ayrı ayrı kullanılır. Bazıları Resulün gönderimini kitabın indirilmesi içerisinde kaybetmek istiyor. Sanki Resulün bütün görevi kitabın getirip insanlara eriştirmekten ibaret. Hayır. Kitabı getirdi ve kitabı yaşayarak Cenab-ı Hakk'ın öğretmek istediği dinin nasıl yaşandığını gösterdi. Allah Azze ve Celle'nin Resulullah'a yüklediği bu misyon kendi içerisinde pratiği, uygulamayı ve gerçekleştirmeyi barındırıyor. Dinin ilk uygulayıcısı İslam dini özelinde Resulullah olduğu için buna Allah'ın elçisinin sünneti diyoruz. Evet dostlar, şimdi defalarca konuştum da bu ben o konuları konuşmak yerine biraz da tiye alayım dedim. Çünkü hak ediyorlar. Çünkü sayısız kere bunların cevabını verdik. Kardeşim,
Senin fotokopi makinenin markası ne? Önce ona bir karar ver. Şimdi markayı verdin. Diyelim ki Kur'an. O fotokopi makinesi Kur'an. Nasıl kullanacağını da Resul öğretti. Kim öğretti? Sahabeye öğretti. Sonra sahabe o fotokopi makinesini kucakladı götürdü. Değil mi? Ne olacak şimdi? Fotokopi makinesini kucaklayıp götürmesi lazım. Onu Kur'an dedi ki. Yoksa fotokopi makinesini götürmeden başka yerlere gidip bakın bizim Mekke'de bir fotokopi makinesi var. O şöyle çalışıyor diye mi anlattı? Adamlarda kağıt yok, mürekkep yok, hiçbir şey yok. Hayır, fotokopi makinesini banta bindirdi. Aynısından başka fotokopi makineleri üretti diye düşünelim. Ondan sonra onu alıyor fotokopi makinesinin. Bir tanesini İran'a yolluyor. İran'daki fotokopi makinesinin kapağını açıyor. Recep İvedik gibi üstüne oturuyor, kıçının fotokopisini çekiyor. Nasıl durduracaksın? Yok, Recep İvedik yüzünün fotoğrafını çekmişti. Böyle yüzünü koyuyor, ağzının yüzünün fotokopisini çekiyor. Nasıl durduracaksın? Adam dedi ki ben fotokopiyi böyle çalışırken gördüm. Bakın dostlar, hangi makine olursa olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun, kullanma kılavuzu vardır. Servis gelir, paketini açar, kırık mı, dökük mü diye bakar. Ondan sonra fişini takar gider. Hiç kimse getirdiği makinenin kullanmasını öğretmek zorunda değil. Çünkü her makinenin kullanma kılavuzu vardır. Fotokopi makinelerinin de açma kapama düğmesi vardır. Renk ayar düğmesi vardır. Sizin mantığınıza göre o fotokopi makinesini getirip gösteren adam orada yoksa onu kimse çalıştıramaz. Sizin kafaya göre. Yok kardeşim. Bu örnek yemez. Birazcık fotokopi nedir bilen adam onu çalıştırır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Böyle örneklerle sünnete gidersen çok buradan bize ekmek çıkar. Senin fotokopi makinen kaç renk? Kartuşu bitince ne yapıyorsun? Fotokopi bitti. Kartuş bitti. Boya bitti. Ne yapacaksın? Servis mi çağıracaksın? Yoksa satın mı alacaksın? Kaç renk? Sizin fotokopi 4 renk. Şafii, Hanbeli, Maliki, bir de neydi? Hanefi. 4 renginiz var. Renk çoğaldıkça baskı artıyor, pahalılaşıyor. Ama fotokopi ile sünneti birleştirdiğin zaman mantıklı olan yeri de var. Sayfası 25 kuruş. İşine gelirse. Bizde öyle. Çok basarsan ucuz olur. Resul fotokopiyi nasıl kullanacaklarını oradaki insanlara göstermiş. Sonra da vefat etmiş, gitmiş. Fotokopi makinesinin başına Hanefi mezhebi geçmiş. Bu tuşa basıyor. Şafii geliyor diyor ki hayır o tuş yanlış, bu tuşa basacağız. Biri diyor ki tilki helal, öteki diyor tilki haram. Hangi tuş doğru? Açıyorsun fotokopi makinesini, sünnet. Açtın. Abdestin farzı 4. Hayır yanlış bastın. Abdestin farzı 6. Hayır yanlış bastın. Abdestin farzı 10. Ben gördüm, Resul gösterdi bana. Hangi tuşa basalım abdestin farzı için sizin fotokopi makinesinde? Şafii'nin tuşuna mı basalım, Hanefi'nin tuşuna mı basalım? Aslında çaresizlik böyle bir şey dostlar. Şimdi bu adamların Kur'an yetmez diyebilmek için gece gündüz bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Şahidim, videolarını yapıyorum. O kadar ilginç şeyler üretmeye çalışıyorlar ki yeni bir şey. Ya Kur'an yetmez diyecek ya, yeni bir sorun, yeni bir şey bulmuş gibi. Çok ilginç. Bunun gayretlerini görüyorum. Diyor ki madem Kur'an diyor yeter diyorsun diyor, o zaman diyor bana şunun cevabını ver. Ulan bir cevap, bir soru soruyor. Akıllara ziyan, hiç düşünmemiş. Adam daha düşünmemiş. Onun için
Biraz daha kendinizi geliştirin. Bu fotokopi makinesi yerine baskı makinesi, dikiş makinesi, böyle daha teferruatlı, kullanması daha zor bir şey söyleyin. O kadar zor bir şey olsun ki sonra da deyin ki bu fotokopi makinesini bize kullanmayı öğreten okuma yazma bilmiyordu. Öyle diyeyim. Sonra karşındaki sana sorar. Ya okuma yazma bilmeyen birisi sana fotokopi makinesini nasıl gösterir? Mesela yani. Hakikaten ilginç insanlar. Neyse, düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar. Daha çok yuvarlak konuşacaklar. Bunların hepsi siyasi konuşma. Hangi sünnet? İran'daki sünnet mi? Hangi sünnet? Hangi fotokopi makinesi? O fotokopi makinesinin bana markasını söyle. Yemen malı mı? Şia'nın fotokopi makinesi mi? Türkiye'nin fotokopi makinesi mi? Cezayir'in mi? Sudan'ın mı? Afganistan'ın mı? Hepsinin sünneti farklı. Yani fotokopi makinesi farklı. Resul hangi makinenin kullanmasını öğretti? Ya, o kadar basit işte. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.